Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Bir konu yurt gezginleri, bir konu bir konuşmacı etkinliğimize. Etkinliğimiz 25 Nisan'dan itibaren başarılı bir şekilde devam ediyor. Birbirinden değerli konuşmacılarımız birbirinden ilginç konuları bize sundular, var olsunlar. Bugün 2021 yılı için planlanan etkinliğimizin sondan ikincisindeyiz. Son etkinliğimiz gelecek hafta olacak. Güzel bir finalle bitireceğimizi düşünüyoruz. Sürprizlerimiz var. Gelecek haftaki etkinliğimizi kaçırmayın derim şimdiden. Bugünkü konuşmacımız Doktor Kemal Ateş. Doktor Kemal Ateş bir edebiyat doktoru. Aynı zamanda yazar. Çok değerli bir yazarımız, çok değerli bir hocamız, üstadımız. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu. Orayı anlatmaya hiç gerek yok. Yani fakülteyi hiç anlatmaya gerek yok. Bizler köy enstitülerini biliyoruz. Burada köy enstitüleriyle ilgili uzmanlık alanında çalışanlar var. İşte Eylem Hanım var, Kemal Bey var, Güven Bey var. Onların yanında bizim fazla söze gerek yok. Köy enstitülerini 1940 yılında kuruluyor, bir yasayla kuruluyor. 1946'ya kadar devam ediyor. Sonraki yıllarda köy öğretmen okulları olarak devam ediyor. Sonunda da kapatılma sürecinde biliyorsunuz. Hepimiz köy enstitülerini öğretmen yetiştiren kurumlar olarak biliyoruz. Doğrudur. Ama köy enstitülerinden sadece öğretmen yetişmedi. Köy enstitülerinden yazarlar yetişti. Bilim insanları yetişti, sanatçılar yetişti. Bunları da biliyoruz. Ama köy enstitülerinden bir de sporcular yetişti. Bunlardan birisi Ahmet Bilek'ti. Ahmet Bilek 52 kilo serbest stilde olimpiyat kürsüsünün ilk basamağına kadar yükseldi. Bu gurur verici bir dereceydi tabii ama hem Ahmet Bilek için hem Türkiye için hem de asıl en büyük gurur köy enstitülerinin taşıdığı bir gururdu. Bu konuyu Kemal hocamız ele aldı, romanlaştırdı. Var olsun çok güzel bir kitap hazırladı. Olimpiyat kürsüsünde. Cemal, o kitabın görselini ekrana getirebilir misin? Olimpiyat kürsüsünde bir köy enstitüsü diye. Ama ondan öncesinde Kemal Hocam çok bana göre çok çok güzel bir kitap yazdı. Hem Türk güreşi adına hem sportmenlik adına hem de roman tadında harika bir kitap yazdı. Evet, son yazdığı kitap Sessiz Şampiyon, Olimpiyat Kürsüsü'nde bir köy enstitülü. Bugünkü konumuzun ağırlık noktasını bir kitap oluşturacak. Ama bu kitaptan önce Kemal Hoca'nın yazdığı kitap Neşter ve Madalya'ydı. Okumanızı tavsiye ederim. Harika bir kitap. Hatta şöyle de ön bir bilgi verebilirim. Aralık ayında evet Neşter ve Madalya da geldi. Biliyorsunuz bizim bir geleneğimiz var. O ay içerisinde etkinliğimizde katılan arkadaşlardan doğum günü olanlar varsa ki şu anda Aralık ayındayız. Bu şu andaki etkinliğe katılanlar arasında Aralık ayında doğanlar varsa onlara Kemal hocamızın Neşter ve Madalya kitabını armağan olarak göndereceğiz. Şimdiden bunu söyleyebilirim. Hemen ben sözü İmran Hanım'a bırakıyorum. Kemal hocamızın kısa bir biyografisini okuyacak. Sonra söz Kemal hocamda. Buyurun İmran Hanım. İyi akşamlar herkese. Kemal Ateş 1947'de Kırşehir Kaman'da doğdu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türk Dili, Çocuk Edebiyatı dersleri verdi. Aynı üniversitede doktorasını yaptı. Varlık, Türk Dili, Virgül, Hürriyet, Gösteri gibi dergilerde ve çeşitli gazetelerde yazılar yazdı. Çürük Kapı, Toprak Kolgunları, Veresiye Defteri, Bir Başka Şehir, Küskün Fotoğraflar, Bir Şarkıyı Dinlerken gibi roman ve öyküleriyle Edebiyatçılar Derneği, TESK,
Lyons Pen Yazarlar Derneği Orhan Kemal ödüllerini kazandı. Edebiyat dünyasında özellikle gecekonduları içeriden gösteren roman ve öyküleriyle ilgi uyandırdı. Eleştirmenler bu yapıtlarından övgüyle söz ettiler. Yetişkinler için yazdığı kitaplarının yanı sıra Yitik Kuzular adını verdiği romanını çocuklar için yazdı. Destek Yayın Evince yayımlanan son romanı Neşter ve Madalya'da Yaşar Doğu, Celal Atik, Gazanfer Bilge, Mustafa Dağıstanlı, Mithat Bayrak, İsmet Atlı, Ahmet Bilek gibi efsane şampiyonların hayatlarını konu aldı. Ağırlıklı olarak 1948 Londra ve 1960 Roma olimpiyatlarını anlattığı bu kitabı edebimizde olimpiyatları konu alan ilk romandır. Spor dünyasında da ilgiyle karşılanan Neşter ve Madalya'nın yayımlanmasından sonra Kemal Ateş, Türkiye Güreş Federasyonu Onur Kurulu'na seçilen, efsane şampiyonlarla bu kurulda görev yapan ilk edebiyatçı oldu. Köy enstitülerinden yetişen olimpiyat şampiyonu Ahmet Bilek'in yaşamını konu aldığı Sessiz Şampiyon romanı Aşikeo Yayın Evince 2021 yılında yayımlandı. İlk baskılarını Cumhuriyet'in yaptığı Öğretemediğimiz Türkçe, İmge Yayınlarından çıkan Türkçem Mahsun Ben Mahsun, Dil Hurafeleri, yazarın dil yanlışlarını, Türkçenin güncel sorunlarını ve Osmanlıca konusunu tartıştığı kitaplarındandır. Yazarın yine ilgi gören kitaplarından biri de Saklı Sözlük'tür. Bir mizah kitabı gibi de okunabilecek bu sözlük, dilimizin tarih boyunca nasıl ihmal edildiğini sözcük sözcük gösteren bir çalışmadır. Kendi diliyle kavrulmak adını verdiği kitabı Bilgi Yayın Evince yayınlandı. Kısa bir süre Talim ve Terbiye Kurulu'nda üye olarak görev yapan Kemal Ateş, 20 yıl yürüttüğü Ankara Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanlığından 2012 yılında emekli oldu. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ederim. Bir saniye, hocam bir saniye. Konuşmadan önce bir 4-5 dakikalık videomuz var, onu izleteceğiz. Tamam, dinleyelim. Thank you.
Hocam buyurun. Bu arada etkinliğimiz bittikten sonra güzel bir sürprizimiz var. Sürpriz videomuz var. Onu özellikle izlemenizi tavsiye ediyoruz. Teşekkürler. Hocam söz sizin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Böyle seçkin bir topluluğa konuşmak, seslenmek benim için büyük bir onur. Bugün değerli, çok büyük bir şampiyonu anmak için toplandık. Sanıyorum köy enstitüleriyle ilgili pek çok şey yazıldı, çizildi. Bunu biliyorsunuz. Ama sanıyorum herhalde bugün çok farklı bir cephesinin, üzerinde pek durulmayan bir cephesini konuşacağız. Köy enstitüleri ve spor üzerinde duracağız. Aşağı yukarı 10 yıldan beri çalıştığım birikimi elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Köy enstitüleri deyince şimdiye kadar işte hemen Fakir Baykurt, o değerli yazar, kendisini tanıma onurum da oldu. Mahmut Makal, yine onu da tanırım. Bir arkadaş dost olma onurunu da yaşadım. Talip Abba Apaydın, o da uzun yılda Ankara'da yaşadı, Ankara'da vefat etti. Hep bu değerli yazarların adı gelir aklımıza. Ama bir olimpiyat şampiyonu yetiştiği yazık ki bilinmiyordu. Sanıyorum o da benim gayretimle, çabamla gün ışığına çıktı. Öyle söyleyeyim. Aşağı yukarı 10 yıldan beri gazetelerde ufak tefek yazılar, küçük yazılar yazıyordum. Bu araştırmam sürerken boş durmayıp bir de Ahmet Bilek adını hatırlatan yazılar yazdım. Cumhuriyet gibi, Aydınlık gibi gazetelerde. Köy enstitüleriyle ilgili toplantılara katıldım. Köy enstitüleriyle ilgili derneklerin çağrılısı olarak enstitü mezunlarıyla konuştum, tanıştım. Bana hep şunu söylediler toplantımdan sonra: Kemal Bey, aramızdan bir olimpiyat şampiyonu yetiştiğini doğrusu bilmiyorduk. Size çok teşekkür ederiz dediler. Köy enstitü mezunları bile aralarından bir olimpiyat şampiyonu yetiştiğini bilmiyorlardı. İki kitabım, sözünü ettiğiniz güreşçilerle, efsane şampiyonlarla ilgili iki kitabım aşağı yukarı benim 10 yılımı aldı. Türkiye'de pek çok yere gittim. Yani gitmediğim bölge kalmadı. Antalya'dan Samsun'a, Samsun'dan Denizli'ye, Denizli'den Eskişehir'e, Şile'ye kadar yurdum pek çok yerini dolaştım bu iki kitabım için. Ayrıca Roma'ya gittim. Türk spor tarihinde hala aşılamamış olan büyük bir başarının yaşandığı 1960 olimpiyatlarında güreşçilerimizin 7 altın madalya kazandığı mekanları dolaştım.
o havayı teneffüs etmek için Roma'ya gittim. Sonra üşenmedim, Almanya'ya geçtim ki araştırmamın en zor aşaması oydu. Çünkü Ahmet Bilek Kollerbach adında bir kasaba vardır Almanya'da, Fransa sınırında. Hani ben Almanca da bilmiyorum. Benim için çok zordu oraya gitmek. Frankfurt'a gidersin, büyük bir şehir ama küçük bir kasabaya gitmek. Hele Almanca da bilmiyorum. Sağ olsun iki dostum yardımcı oldu ki bunlardan birin Selçuk Ülger adında bir yazar arkadaşımdı. Onunla böyle elimdeki projeyi konuşurken bir gün dedik hocam sen sadece biletini al gel. Ben gerisini bana bırak dedi. Sağ olsun beni önce Frankfurt'ta karşıladı. Evinde misafir etti 2-3 gün. Sonra Kollerbach'a birlikte gittik. Ahmet Bilek'in ev sahipleriyle konuştum. Takım arkadaşlarıyla yaşayanlar vardı konuştum. Yetiştirdiği öğrencileriyle konuştum. İşte bu birikimi Sessiz Şampiyon'da değerlendirdim. Şimdi nereden başlayayım Ahmet Bilek'i anlatmak için size? İsterseniz 1948 Ağustos'una gidelim, 1948 yılına gidelim. Ağustos ayı, 29 Ağustos 1948 günü Kızılçulluk Köy Enstitüsü bir grup misafir konuk bekliyordu. Bu köy enstitüsü pek çok devlet adamını, şairi, yazarı ağırlamıştır. İsmet Paşa'dan tutun Hasan Ali Yücel'e kadar pek çok devlet adamını ağırlamış. Atilla İlhan gibi, Necat Cumalı gibi pek çok şairi, yazarı ağırlamış bir kurum. Ama o gün gelenlerin yarattığı heyecan bir başka, bir farklı. O gün gelenler o büyük Londra'dan bir kahraman gibi adlarını duyuran, adeta Avrupalılara Türk ulusu diye bir ulus olduğunu böyle neredeyse öğreten bir kuşak. 48 olimpiyatlarının şampiyonları konuktur o gün Kızılçullu'da. Yaşar Doğu o büyük şampiyon. Celal Atik, Mersin Ahmet ve diğer arkadaşları o gün konuk olarak gelirler Kızılçullu'ya. Geliş nedenleri de önemli. Kızılçullu'dan, Kızılçullu Köy Enstitüsü'nden enstitüler arası spor karşılaşmaları vardır. Büyük bir organizasyon. O dönemde 1948 yılında 500 kişiyi ağırlayacak bir iş ve spor dallarının neredeyse çoğuna yakını da yarışmalar yapılır. Atletizmden tutun, işte çeşitli top oyunlarından tutun, güreşe değin, çeşitli yarışmalar yapılacaktır o gün. Açılış töreni yapılmıştır. Ve o gün, o 29 Ağustos günü güreşler vardır. Tam Yaşar Doğu, Celal Atik, Mersin Ahmet o gün gelirler. Onlar öyle insanlar ki, güreşin nerede olduğunu bilirler Yaşar Doğu, Celal Atik. Böyle boşa gelmezler. Belli ki duymuşlar, öğrenmişler enstitülerde. Çok iyi güreşçiler var, iyi çocuklar var diye. Onları izlemek için gelirler. Bahçeye otururlar. Dışarı, şu hava çok sıcaktır. Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün, ben gezdim gördüm, iyi bir spor salonu var. Amerikalılardan kalma bir bina. O binanın da ayrı bir hikayesi var. İyi bir spor salonu var. Ancak hava çok sıcak olduğu için minder dışarı serilmiştir. Yaşar Doğular, Celal Atikler hem güreş seyrederler, enstitülü çocukların o müthiş karşılaşmalarını izlerler, hayranlık içinde izlerler ve bir de Londra anılarını anlatırlar. Yaşar Doğu mikrofonu alır, Londra anılarını anlatır. Bir anısı, anlattığı bir anısını sizinle de paylaşacağım. Çok etkiler dinleyenlerin. Londra ile ilgili bir anısını anlatır büyük şampiyon Yaşar Doğu. O olay da şudur. Bizim güreşçiler Londra'da Empress işte spor salonunda, şimdi adını tam hatırlayamadım,
fırtına estirirler adeta. Önlerine geleni deviren, böyle müthiş oyunlarla, hiç görülmemiş oyunlarla kendini gösteren maçlar yaparlar. Hayranlık içinde bırakırlar izleyenleri. İşte tribünlerden tek kollu bir İngiliz seyirci, Türk değil, İngiliz seyirci bizim güreşçileri alkışlamak istiyor. Ama adamcağızın bir kolu yok. Çırpınıyor böyle. Ne yapacağını bilemiyor. Tek kolla yemeğinizi yersiniz, suyunuzu içersiniz. Hatta birine yumruk atabilirsiniz. Boğuşabilirsiniz ama tek elle birini alkışlayamazsınız. Adam alkışlayamıyor. Bir elini dizine vuruyor, elindeki sıraya vuruyor ve sürekli şöyle bağırıyor. Alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın diyor. Türk gazetecilerin ve seyircilerin ilgisini çekiyor bu adam. Yaklaşıyorlar yanına. Adam şöyle bağırıyor. Bu aslanların babaları da böyle yiğitti. Ben Çanakkale'de bunların babalarıyla savaştım. Şu tek kolumu orada verdin. Bunların babaları da yiğitti. Alkışlayın, alkışlayın diyor. Yaşar Doğu işte bu anısını anlatınca böyle dinleyenlerin gözleri dolar. İşte spor böyle bir şey. Bu anı aynı zamanda sporun ne demek olduğunu da anlatır bize. Dün savaştığınız ulus, siz minderde, sahalarda, atletizm alanlarında hünerlerinizi gösterdiğinde dün savaştığınız bir millet sizi alkışlayabilir. Böyle bir durum bir şeyde olur, sporda olur, bir de sanatta olur. İşte bu sanatın ayrıcalığıdır. Her yerden alkış alabilirsiniz. Yaşar Doğu buna benzer anılarını anlatır ve giderken şunu söyler. Müthiş çocuklar bunlar. İzlediğimiz, seyrettiğimiz çocuklar kim? Daha yarısını izlemiştir. Hafif sikletleri izleyemez. Genellikle orta sikletlerde yapılmıştır o gün maçlar. Ve isim verir. Şunlar şunlar en az bu seyrettiğimiz çocuklardan 4-5'i birkaç yıl sonra ulusal takımda yer alacaklardır diye çok iddialı bir şekilde hem Nuri Boytoron hem Yaşar Doğu böyle bir demeç vererek giderler. Türkiye'nin her tarafından gelmiş o enstitülü çocuklar, güreşçileri izledikten sonra. Hakikaten de 4-5 isim verir. 50'li yıllara geldiğimizde ulusal takıma benim saptadığım, belki saptayamadığım da var. En az 5 kişi ulusal takım kampına çağırır. Bunların adlarını da verebilirim size. İşte biri Ahmet Bilek. Diğeri Raif Akbulut. Raif Akbulut'u da ben Ahmet Bilek'i de izledim. Maçlarını bilirim. Raif Akbulut'u müsabık olarak izlemedim ama hakem olarak hayal meyal hatırlarım. İyi bir de yöneticiydi, eğitimciydi. Okul müdürlükleri gibi görevleri oldu Raif Akbulut'un ve hepten böyle olaylı okullara göndermişlerdir. O 70'li yılların olaylarını bilirsiniz okullardan. Ankara'dan Yıldırım Beyazıt gibi çok belalı o altın dağ çocuklarının, yeni doğan çocuklarının okuduğu okula verirler. Oradaki siyaseti bir düşünün. Bir 70'li yılların sonuna doğru o siyasi olayları düşünün ve bu olayları bir de altın dağ yeni doğan gibi bir semtte yer alan bir okulu düşünün. Öyle disiplini zor bir okula verirler Raif Akbulut'u. Güreşçi Raif Akbulut Ahmet Bilek'ten önce olimpik olmuştur. Ben başta uzun süre ilk olimpik köy enstitülerinden yetişen ilk olimpik sporcunun Ahmet Bilek olduğunu sanıyordum. Hayır, Ahmet Bilek ikinci isim. Raif Akbulut ilk olimpik güreşçidir, sporcudur köy enstitülerinden yetişen. İkinci olimpik sporcu köy enstitülerinden yetişen Ahmet Bilek'tir. Raif Akbulut 1952 Helsinki olimpiyatlarına katıldı. Aslında çok iyi bir serbestçidir. Onu çok iyi tanıyan İsmet Atlı gibi güreşçilerle konuştum. Tevfik Kış gibi güreşçilerle konuştum. Çok iyi çangal atarmış. Kendisi Pulur Köy Enstitüsü mezunu, Erzurumlu, Tortum ilçesinde yetişmiş, büyümüş. Gazi'yi de bitirmiş, sonra Gazi eğitimi de bitirmiş.
yani olimpiyatlara katıldığında gazi eğitim mezunuydu ki o zaman böyle okumuş bir güreşçi neredeyse yoktu. Ancak şanssızlığı ve onunla ilgili yapılan yanlış şu, serbestçidir, iyi bir serbestçi, Rokoromen takımında yer verir. Ve 52 seçmeleri çok kavgalı gürültülü geçti. Türk güreşinin çok karıştığı bir dönemdir. 52 yılında Yaşar Doğular, Celal Atikler, Mersinli Ahmetler, işte Nasu Akarlar iyi sayıldılar. Profesyonel Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri, Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri önemli, ünlü bir muharrirdir, ünlü bir yazar. Burhan Felek olimpiyatlara bildiriyor. Olimpiyatlara bildirince bunların amatörlükleri kaldırılıyor. Profesyonel sayılıyor. Ve 52 yılında maalesef 52 olimpiyatlarına onlar katılamadılar. Ve onların işte yerini dolduracak elemanlar çok kavgalı, gürültülü bir şeyden seçildi. Seçmelerden sonra seçildi. Raif Akbulut serbestte gitseydi kaderi daha farklı olurdu. Serbestçi adamı Grekoromen'de güreştirdiler ki bu güreşte çok önemli bir yanlıştır. Ve sakatlık geçirdi maalesef oradan. Ondan sonra toparlanamadın ama Ahmet Bilek şampiyon oldu. Daha sonra hikayesini anlatacağım. Ahmet Bilek var. Başka kim var milli takıma çağrılan güreşçi olarak? Ahmet Kozak var. Onu da biraz izledim ben Ankara'dan. O da iyi bir güreşçiydi. 57 kiloda güreşirdi. Karşısında onun da en büyük şanssızlığı karşısında Şeyin Akbaş gibi çok güçlü bir, çok enteresan bir güreşçidir. Topal ayağına dokunan yandı. Öyle bir güreşçi. Ben de onun maçlarını da izledim. Allah vergisi bir tekniği var adamın. Ama Ahmet Bilek onu bir kere yenmiş. 57 kiloda güreşmişler. Arada bir 52'de 57'ye çıkardı Ahmet. Bir kere yenmiş. Onu biliyorum. Böyle güreşçiler var. Ahmet Kozak da iyi bir güreşçiydi. Köy enstitülerinden yetişme. Ortaklarda okumuş ve güreşi de ortaklarda. Minder güreşini de ortaklarda öğrenmiş. Sonra Ortaklardan Hidayet Atakan diye biri var. O da yakın zamana kadar yaşıyordu. Telefon görüşmelerim oldu. Sonra hukuk fakültesini kazandığı için güreşi bırakmış. Başka Cahit Temiz var. Samsun taraflarından. Yani bir 5 kişiyi saptadım ben. Köy enstitülerinden yetişmiş. Kısa dönem içinde. Köy enstitülerinin hani 40'ta kuruldu. 54'te kapatıldı. 52'de 50 yılında en büyük darbe 50 yılındadır. Kızlarla erkekler ayrıldı. Kızlarla erkekler ayrılınca orada çağdaş eğitim diye bir şey kalmaz. 50 yılında kızlarla erkekler ayrıldı. 54'te kapatıldı. Ama 40 yılında yasası çıktı ama o 20 köy enstitüsü herhalde 40 yılında birden kurulmadı. Kimi 42'de, kimi 46'da, kimi 48'de yapıldı. Bu kısa dönem içinde bile bakın bu kadar güreşçi çıkardılar. Biri olimpiyat şampiyonu olmak üzere. Bu arada Türkiye dereceleri için yarışan atletler de vardı. Onların da adlarına rastladım gazetelerden. İyi atletler de var. Aslında bu şampiyonlar daha da çoğalabilirdi başarılı sporcular. Üniversite mezunları mezun olunca köyde çalışmak zorundalar. Onların yasaları bu. Ancak köylerde de kulüp yok. Spor yapamaz. Yani o kısa dönem içinde bile bu çocuklara bir ayrıcalık tanınsa şehirlerde, kulüplere yakın bir yerde çalışsalardı daha büyük şampiyonlar, daha farklı şampiyonlar ya da sayıca daha fazla şampiyon yetişecekti. Böyle spor önemli. Bu 5 kişi benim saptadığım bir tesadüf mü? Şu soruyu sordum ben Sessiz Şampiyon romanını hazırlarken şu soruyu sordum. Ahmet Bilek bir olimpiyat şampiyonu olarak yetişti. Bir tesadüf müydü acaba? Ahmet'in kendi özel yeteneğinden ileri gelen bir şey mi diye bu soruyu da çok zor. Hayır, tesadüf değil. 1946 yılında Hasan Ali Yücel
mecliste yaptı, sanıyorum bakan olarak yaptı, son konuşmadır. Köy enstitülerinde güreşe dikkat edin. Güreş köy enstitülerinde çok önemli der. Çok önem veriyor. 1948 yılında, demin sözünü ettiğim Kızılçullu'da yapılan o büyük organizasyonda, büyük etkinlikte, spor karşılaşmalarında, bu karşılaşmaların açılış töreninde Mehmet Arkan isimli bir genel müdür vardır. Bugünkü karşılığı spor genel müdürü. O zamanki statü biraz farklıydı. Bir konuşma yapar. Der ki enstitülerde güreşe dikkat edin. Çok şampiyonlar yetişecek. Güreşte çok şampiyonlar yetişecekler. 48 yılında. Ve hakikaten 50'li yıllarda işte Ahmet Bilekler, Raif Akbulutlar ortaya çıkar. Ama o okullar kapatılmasaydı o süreç daha bambaşka olacaktı. Ahmet Bilek güreşi Kızılçullu Köy Enstitüsü'nde öğrendi. Oranın spor salonu, onun çıkamadığı, ayrılmadığı bir yerdi. Güzel de bir salon. O salona Ahmet Bilek adının verilmesini sağladım. Fakat bir parantez açayım. Kısa zamanda da adı kaldırıldı oradan. O da çok ayrı bir hikaye. Ona girmek istemiyorum. Ahmet Bilek'in unutulmaması için, adının bir yerlere verilmesi için ben çok çaba gösterdim. Çok yazdım, çizdim. NATO'ya bağlı şimdi Kızılçullu Köy Enstitüsü. NATO'ya bağlı. Diğer okullar, diğer enstitüler öğretmen okulu olarak devam etti ama Kızılçullu Köy Enstitüsü bu şansı da yakalayamadı. 52 yılında NATO'ya verildi bina ve kapısına eğitim kurumu olarak kilit vuruldu diyelim ya da defteri ilk dürülen enstitü oldu Kızılçullu Köy Enstitüsü. O NATO'ya bağlı, halen NATO'nun elinde bir dilekçe yazdım NATO'ya. Genelkurmay'a gitti. Adının verilmesi için karar alındı. Bir süre verildi ama sonra adı kaldırıldı. Bunu ben sadece bu kadar anlatayım. Daha şeye girmeyeyim. Kitapta şeyini okursunuz. Bunun ayrıntılarını okursunuz. Ahmet Bilek 50 yılında Kızılçullu'da öğrenci, daha o yıllarda kendini göstermeye başlar. Okullar arası de yarışmalarda birincilik alır. Sürekli elinde kupalarla gelen bir öğrenci öyle. Ve beden eğitimi öğretmenin Basri Gürkan da onu, bu yetenekli öğrenciyi İzmir Demirspor'a yazdırır. Ve Demirspor'da da, daha doğrusu İzmir'de de çok iyi güreşçiler vardır. Muhis Tayfur gibi. Yaşar Londra'da ikinci oldu. Öyle ikinci oldu. Çok güçlü bir güreşçi. Sonra Muharrem Candaş gibi. O da dünya şampiyonu. Böyle de hocaları var. Onların arasında iyice pekiştirir. Okulundan gider gelir. Şeyde de beslenme çok iyi. Köyüstülerde beslenme çok iyi. Kendi yetiştirdikleri meyveleri yiyorlar. Kendi yetiştirdikleri sebzeleri yiyorlar. Kendi yaptıkları sıralarda oturuyorlar. Kendi yaptıkları yatakhanelerde yatıyorlar. Böyle bir çevrede yetişiyor. O spor olanağı da veriyorlar. 50 yılında iktidar değişti ülkemizde. Demokrat Parti Mayıs 1950'de iktidar oldu. İlk işim köy enstitülerinde kızlarla erkekleri dağıtmak oldu. Kızılçullu'nun kız okulu olarak kalmasına karar verildi. Ahmet Bilekler arkadaşları, Türkiye'nin genelini düşünürsek binlerce öğrenci, her biri bir okula sürüldü adeta. Ben bu olaya cinsiyet sürgünleri diyorum. Eğitim tarihimizde bana göre yüz karası bir olaydır. Binlerce kız ve öğrenci birbirinden ayırıp ayrı okullara sürmek bana göre eğitim tarihinde bir yüz karasıdır. Bunun çağ dışı bir olay oldu. Artık bugün anlaşıldı. Kızlarla erkekler yan yana spor da yapar, okulda çalışma arkadaşları da olur. Artık
bunun tersini düşünmek çağdışı kalmaktan başka bir şey değil. Şimdi Ahmet Bilek bir sıkıntı yaşar. İzmir'den ayrılacak. Neyse öğretmenleri ona sahip çıkarlar. İzmir'e yakın bir köy enstitüsüne gönderilir. Ortaklara gider. Ortaklarda da demin adını andım. Ahmet Kozak diye gene hafif bisiklet Türkiye yarışmalarına birlikte, şampiyonalarına birlikte katıldığı, birlikte dereceler aldığı arkadaşı. O da güçlü, çok güçlü. Özellikle köprüsü güçlü bir güreşçi. O da var. Neyse ki ortaklara verilmesi bir şans olur. Minder'den kopmayacaktır. Orada da Minder var. Antrenman yapacağı arkadaşlar da var. İzmir çok uzak da değil. Kulübüne gidip gelmesi için izin de verirler. Sık sık İzmir'e gidip gelir. Güreşten kopmaz böylece. İlk milli mayoyu da ortaklarda daha öğrenciyken giyer. Mezun olduktan sonra gene korunup kullanılır. Çok da iyi yapılır. Güreş yapabileceği bir ileriye verirler onu. Eskişehir'e. Eskişehir'in merkez köylerinden birine verilir. Önce Ayriye köyüne verilir. Sonra Eskişehir'e daha yakın Muttalip köyüne, bildiğim kadarıyla daha yakın. O zaman köy statüsünde, şimdi Eskişehir'in mahallesi oldu buralar. Muttalip köyüne verilir ve o yıllarda Eskişehir'de de iyi bir beş takımı vardır ve bu takımın başında da Nasuh Akar gibi bir Londra şampiyonu var. Onun da ilgisiyle burada güreşe devam eder. Eskişehir takımı adına güreşir ve çok önemli Türkiye dereceleri alır. Ahmet Bilek ilk başarısı 1953 yılında Barcelona'dan Greco-Romen'de dünya ikincisi oldu. Kıl payıyla kaçırdı birinciliği Greco-Romen'de. Hem Greco-Romen'i hem serbesti çok iyi yapan sayılı güreşçilerden biridir. 55 yılında serbest stilden Barcelona'da Akdeniz oyunları birincisi oldu. Önemli dereceleri bunlar. 1959 yılında Tahran'da hiç yenilmedi. Sadece Sovyet güreşçi Aliyev'le berabere kaldı ve ikinci oldu. Yani o dünya şampiyonlukları elinin ucundan kaçtı. Geldi geldi gitti. 1960 olimpiyatlarında o seçildi. Serbest takımda 52 kiloda mayoyu, ulusal mayoyu Ahmet Bilek giydi. Ve orada çok güzel maçlar yaptı. İlginçtir. Bir yenilgi almasına rağmen 52 kilodaki güreş, çok güçlü güreşçiler vardı. İranlı çok önemli bir güreşçi. Sovyet Aliyev çok önemli bir güreşçi. Japon çok önemli bir güreşçi ve Amerikalılar da çok büyük sürpriz yaptı. Beklenmeyen başarılar elde etti Amerikalılar. Bildiğim kadarıyla serbestte 3 şampiyon kazandılar. Amerikalıların 52 kilosu da iyi, fena değildi. Burada bir şeyde maçta göreceksiniz onu. Ahmet Bilek neyse sonuçta orada şampiyon oldu. O hep elinden kaçırdı. Şampiyonluk kürsüsüne 1960 yılında ulaştı. Nişanlanmıştı o zaman. Nişanlıydı. Eskişehir'de güzel bir hanımla, Ayten Hanım'la nişanlanmıştı. Güzel, pırıl bir kız. Eskişehir'in güzel kızlarından biri onun nişanlısı. Sonra işte şeye döndüler. 1960 Roma Olimpiyatları unutulmaması gereken bir şeydir. Bizim açımızdan bir organizasyondur. 7 altın madalya, 2 gümüş madalya ile döndü güreşçiler. İşte 7 altın madalyanın biri Ahmet Bilek'e nasip oldu. Sonra Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Tatlı tahtiyi yenerek İranlar yasa boğuldu. Tahti nasıl yenilir? Tahti gibi bir adamı yendi. 52'den beri
Yaşar Doğu'nun o çekildiği, 87 kilodan çekildiği sıralarda yerini, adeta Yaşar Doğu'nun yerini dolduran bir adam. Tahti, önüne gelen herkes tuşlayarak gelen bir adam. Bir Türk'e yenildim. İsmet atlayan, İsmet atlı şampiyon oldu. Broko Romen'de Tevfik Kış, Zahir Sillen. Ve ikinci kez olimpiyat şampiyonu elde eden Mithat Bayrak. Onunla da çok konuştum. Telefon konuşmalarım oldu. Yazıştık, çizdik. 7 altın madalya kazandı. İşte 7 kahramandan biriydi. Bunlar yurda şimdi baştan 27 Mayısçılar var. 27 Mayısçıların bu başarıda payı nedir ya da payı nedir diye bu soruyu da sordum kendime. Yani devrim olmuş, her şey karışmış. Her şey karışmışken güreşte böyle büyük bir başarı nasıl yönettiler? Ona kadar araştırdım. Güreşi nasıl yönettiler? 60'ta Emirgan kampına dönelim yeniden. Roma'dan dönelim. 60'ta Emirgan kampına dönelim. 27 Mayısçılar kurumları bir takım komitelerle, kullandıkları tabir bu, komitelerle yönetiyorlardı. Araştırmalarından öyle anladım. Güreş için de bir komite oluşturuyorlar. Bu komiteden başından federasyon başkanı Vehbi Emre var. Vehbi Emre'yi görevden almıyorlar. Darbe olmasına rağmen görevinde kalıyor. Ona yardımcı olarak Fethi Gürsoy Turak diye birini veriyorlak. Fethi Gürsoy Turak'ı ben 72 yaşında tanıdım. Yani pardon 72 diyorum, 92 yaşındayken tanıdım. Uzun bir röportaj yaptım. Keşke bu adamı bir 6-7 yıl önce tanısaydım. Kafası bir güreş tarihi. Tam güreş tarihi. Beşçiymiş. Güreş yapmış, boynundan sakatlanmış. Belliydi, boynu içine çökmüş. Güreşte boyun sakatlığı çok olur. Güreş yapmış. Bir de İngilizce biliyor. Bugünkü TED Koleji, o zamanki deyişle Marif Koleji'ni bitirmiş. İngilizce biliyor, çok iyi İngilizce biliyor. Güreşi biliyor. Gazi Eğitim, Beden Eğitimi bölümünü de bitirmiş. Yani bu darbe hükümeti oraya rastgele bir adamı vermemiş. Fethi Gürsoy Turak, Supi Gürsoy Turak'ın kardeşin. Onun hatırı için mi verildi diye düşündüm ama Supi Gürsoy Turak da 27 Mayısçılardandır. Hani kardeşin hatırı için mi verildi diye düşündüm ama yok değil. Adam beden eğitimi okumuş bir kere, o zaman çok az. Güreş yapmış, iyi yabancı değil biliyor. Federasyon başkanı yardımcısı oluyor. Cenap Berksoy var gene komitede. Cenap Berksoy Suat Derviş'in ilk kocasıdır. Böyle aristokrat bir aileden geliyor. Büyük bir ihtimalle o da dil biliyor. Ve güreş de yapmış. Böyle ilk güreşçilerden, 20'li yılların güreşçilerinden. O var. Yaşar Doğu var. Komitede Yaşar Doğu da yer alıyor. Ve Hasan Bolbey diye bizim de hakemliğimizi yapmıştı. Hakem olarak tanırım Hasan Bolbey'i. Böyle artist gibi yakışıklı bir adamdı. Subaydı. Bunlar yönetiyorlar. Ve bana göre o aşama iyi yönetiliyor. Yani kamp aşamasında seçmeler iyi yapılıyor. Taraf tutulmuyor. Bir de güreşçiler arasında ne de olsa gruplaşmalar var. Yani gruplaşmanın olmadığı ülkede hiçbir kurum yok. Bunu kabul edelim. O gruplaşmaların üstünde bir yönetim anlayışıyla o iki grubu birleştirerek iyi seçmeler yapılıyor. Dürüstçe seçmeler yapılıyor ve iyi takımla gidiyorlar ki böyle iyi bir sonuç aldılar. Bu süreç iyi idare edildi. Ama bildiğim kadarıyla iyi idare edildi. Fakat dönüşte bu 7 altın adam kahraman gibi karşılanacaklarını beklerken havaalanı bomboş. İstanbul Havaalanı'ndan İstanbul'a Gaziantep Bilge'nin otobüsleriyle gelirler.
Taksim'de benim kitaplarımda vardır o fotoğraf. Çelenk koyarlar. O çelengi tutan iki kişiden biri Ahmet Bilek'tir, biri de Müzahir Sil'de. Çevre bomboş. Ya bu şeyin Eylül ayındayız. Okullar açık. Okullar açık. Çocukları toplayın, gelin, karşılayın. Bunlar kahraman gibi karşılanmayı beklerken Ankara'ya gelirler. Türkeş ile görüşürler önce. Sonra yine 20 Mayıs'çılardan bilmem ne Kaplan vardı. Kaplan adını hatırladınız mı bilemiyorum. Onunla görüşmüşler. Görüşmüşler. Cemal Gürsel'le görüşmüşler. Birer limonata ikram edilmiş kendilerine. Birer çiçek bile almamışlar. Birer limonata. İşte kahraman olan bu güreşçiler değil de o makamlarda oturan subaylar. Öyle görünüyor. Öyle bir hava var. Verilen sözler tutulmamış. İşte ev vereceklerdi. Gazetelerde yazdı bunu. Ev falan verilmedi. Büyük bir yardım görmediler. Belki çok küçük bir yardım görmüş olabilirler. Büyük bir sükse yapıyor Roma'da bizim güreşçiler. Onlardan yararlanmak istiyor Almanya gibi. Özellikle Almanya. Bizim güreşçilerden yararlanmak istiyorlar. Ahmet Bilek öğretmendi. Bunun üstüne öğretmenlik yaptı. Ancak güreş çok zor bir spordur. Ve kamp dönemleri çok uzun sürer. 2 ay sürer. Yani ayrıldı mı işinden 2 ay gider. Mesleğine, işine ayrı olmaz. Ahmet Bilek bu durumda üzülüyor. Öğrencilerim geri kalıyor diye. Bakın adam kendini düşünmüyor. Öğrencilerini düşünüyor. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğini bildiğim kadarıyla işte 58'lerde falan ya da 58 olmayabilir 60'a doğru bırakır. Çünkü uzun kamp dönemleri var. Öğrencileri geri kalıyor. Eskişehir'de Devlet Demiryolları Hastanesi'nde sanıyorum ambar memurluğu mu ne ona benzer bir küçük görev verirler. 360 lira maaş alır. Maaşına kadar söyleyeyim. İşte o günlerde evlenmiştir de Eskişehir'de yılın sporcusu seçilir. Gördüğü bir ilgi budur. Eskişehirliler bir de düğün yaparlar ona. Almanya'daki teklifi değerlendirirler ailesiyle ve gitmeye karar verirler. Çünkü öğretmenlik mesleğini, öğretmenlik kimliğini de bırakmıştır. Bir memur olarak, sıradan bir memur olarak, ambar memurluğu gibi bir şey çalışacak bir yerden. Almanya'ya gitmeye karar verir. Yalnız o değil, başka güreşçiler de teklif alırlar. Ben bu güreşen Ahmet Bilek'in adından ve onun hazin hikayesinden esinlenerek Bilek göçü diyorum. Hani bir emek göçü var, beyin göçü var. Buna bir de Bilek göçünü ekleyebiliriz. Onlarca. Daha sonra bu göç daha da büyüdü. Belki yüzlerce güreşçi genç Avrupa'ya gittiler. İşte bunlar çok flaş isimler, büyük isimlerdi. Aralarında onlar da var. Müzahir Sille gibi bir şampiyon. Mithat Bayrak gibi bir şampiyon Almanya'ya gitti. Kazım Avşar gibi büyük bir güreşçi onlar Almanya'ya gittiler ve maalesef Almanya'dan Türkiye'deki gibi çok güçlü rakipleri olmadıkları için kendilerine antrenman verecek güçlü rakipler olmadığı için eski başarılarını da pek sürdüremediler. Ahmet Bilek ile ilgili tabii fotoğraflar bana çok yardımcı oldu. Beni en çok etkileyen fotoğrafı burada arkadaşımız gösterirsem, yönetici arkadaşımız, köy öğretmenim. Köy öğretmenliği yaparken Eskişehir'in işte köylerinden birinde çekilmiş bir fotoğraf. Binder'deki fotoğraf. İşte bakın çok güzel bir fotoğraf. 1950 yıl 52 olabilir. Bir yıl yanılabilirim. 1952 yılında köy enstitüleri bir şampiyon gönderiyor köye. Ve bakın farklı bir öğretmen köy çocuklarını eşleştirmiş. O fotoğraf gözümüzün önünde dursun o köy öğretmeni fotoğrafın. Çocuklara
modern güreşi öğretiyor. O fotoğraf şundan çok önemli benim için, yani bizim için. 1900 mütareke yıllarında şöyle bir slogan vardı. Gençler Anadolu'ya, mütareke yıllarına. Bu parola, bu slogan uzun süre yaşadı. Gençler Anadolu'ya parolası. Ve köy enstitülerinden sonra büyük bir ivme kazandı. Gençler Anadolu'ya, köylere bir şey vermek. Gençlerin ideali bu olsun diye böyle yetiştiler. Bakın bugün üniversitelerden bilimi, bilgiyi verebiliriz ama şu ideali veremeyiz. Köy çocuklarına bir şey verelim, kasaba çocuklarına bir şey verelim idealini veremiyoruz. Bilimi, bilgiyi belki daha iyi veriyoruz ama şu ideali veremiyoruz. Bu fotoğraf benim için çok önemlidir. Ahmet Bilek maalesef işte güreşi aksatmamak için bu çok sevdiği öğretmenlik, öğretmenlik kimliğini bırakmak zorunda kaldım. Araştırmalarım sırasında Hollerbach'a gittim. Şimdi doğrusu beni dinleyenler arasında Manisa arkadaşlar da var. Onlar da zaten kabul edeceklerdir. Bana pek itirazları olacaklarını zannetmiyorum. Dedim ya Ahmet Bilek'i köy mezunları bile bilmiyorlardı. Önce köylerine gittim Hollerbach'a gitmeden önce. Benye köyüne. Daha önceden o zamanki muhtarı, şimdiki değil, telefonla buldum, aradım. Ahmet Bilek'ten söz ettim. Hiç Ahmet Bilek adını duymamış muhtar. Duymamış. Anlattım, böyle bir şampiyon yetişti sizden dedi. Ha öyle mi dedi. Bir araştır. Yaşı 80'i bulmuş. Büyükleriniz bilirler, bilecekler. En az birkaç kişi bulabilirsiniz dedim. Ama sürekli arıyorum böyle. 2-3 kişi buldu bana. Sonra ben haber verip gittim. Önce NATO karargahını gezdim. Yani Kızılçullu'yu gezdim. Sonra Menye'ye, Kula'ya, Menye'ye geçtim. O köylülerle konuştum. 2-3 köylüyle. Sonra evine gittik. Şurası evi dediler. Çift olukluydu. Yani iki oluklu galiba mahallenin adı. Kitapta yazılıdır şimdi. Ezbere yanlış söyleyebilirim. Mahallesine ve köyüne gittik. Komşuları bilmiyorlardı. Evin fotoğrafını çekerken herkes şaşırdı. Bu yıkık dökük evde ne var? İçinde oturanlar sanıyorum o gün ya pazar vardı, pazara gittiler ya da başka bir yere gitmişler. Kapı kilitliydi. Komşular şaşkınlık içinde baktılar bize. Burada bir, niye dediler bu evin fotoğrafını çekiyorsunuz? Bu evde bir olimpiyat şampiyonu doğdu ve yaşadı dedik. Aa kimdi dediler. Ahmet Bilek'ti dedik. Hiç duymadık dediler. Hiç duymadık. Maalesef köylüleri bilmiyorlar. Şöyle dedim içimden, şöyle dedim yüzlerine karşı. Yahu dedim bu köyden her yıl bir olimpiyat şampiyonu mu yetişiyor? Bir olimpiyat şampiyonu çıkmış küçük bir köyden. Bu nasıl bilinmez? Yani her yıl diyorum ama her yıl olimpiyat şeyi de olmaz, yarışmaları da olmaz. 4 yılda bir yapılır. Her yıl yetişmesi zaten mümkün değil. Böyle bir şey. Neyse, Hollerbach'a geçtim. Ev sahipleriyle konuştum. Bir hanım, işte kiminin evladıyla karşılaştım. Kiminin işte hanımı yaşıyordu. Onlarla konuştum uzun uzun. Daha sonra Gasthaus diye bir yere geçtik. O zamanki yeni kulüp başkanı, daha genç kulüp başkanı vardı. Bir de Ahmet Bilek'in takım arkadaşı vardı. Ve bizi gezdiren rehber, bir de benim şu fotoğraf, şuradaki fotoğraf. İşte şurada bakın, bu ev sahibi. Şu benim şeyim geldi. Alttaki fotoğraf da, onun altındaki şu da kulüp başkanıyla konuştuğumuz, Gasthaus'la konuşuyoruz. Bir de ayrı bir köşe buldular. Aslında kalabalık başka yerde. Köşe buldular. Orada konuşurken laf lafa açtı. Bir şeyi anlattım. Ya dedim ben doğduğu eve gittim. Fotoğrafını çekerken kimsenin Ahmet Bilek'i
bilmediğini gördüm, üzüldüm dedim. Sizleri kutlarım. Herkes tanıyor burada Ahmet Bilek'i dedim. Karşıdaki kulüp başkanının gözleri açıldı şöyle birden. Birden ayağa kalktı. Bakın size bir test yapacağım dedi. Bir test yapacağım dedi. Rastgele birini getireceğim buraya dedi. Gittim o gastavuzun yani lokantanın kalabalık köşesinden bizi görmeyen, duymayan bir adamı yakalayıp getirdi. Ayağa dikti böyle. Ahmet Bilek kimdir diye sordu. Adam hemen cevabını verdi. Olimpiya şampiyonu bir güreşçidir. Yaşını sordum adamın. 60. Yani Ahmet Bilek'in arkadaşı falan olamaz. Yaşı 60. Sonra gittim. Burada dedi başkan 7'den 70'e herkes Ahmet Bilek'i tanır dedi. 10 yıldan beri yazılar yazıyorum. Unutulmasın diye. NATO'dan o güreşi öğrendiği salona adının verilmesini sağladım ama o uzun ömürlü olmadı. O beni çok üzdü. Nedenini sorarsanız şöyle açıklayacağım. Asker kafası. Başka hiçbir şey değil. Asker kafası diye açıklayacağım. Fazla da girmeyeceğim. Romanda ayrıntıları var. Eskişehir biraz harekete geçti. Eskişehir'den sağ olsun Büyükerşen heykelini yapmış. Heykel pek benzemiyor. Bunu ailesi de söyledi bana. Ahmet Bilek'e pek benzemiyor ama Yılmaz Büyükerşen iyi niyet göstermiş. Bir heykelini dikmiş onun Asu Akar'la birlikte Eskişehir'in merkezine. Bu çok iyi bir niyet. Sonra Tepebaşı Belediyesi de bir tesise, emekliler için yaptıkları bir tesise Ahmet Bilek adını verdi. Sanıyorum orası 3 ya da 4 yıl önce açıldı. Bu da 3 ya da 4 yıl önce oldu. Ziyarete gittim. Baktım özgeçmiş hep yanlış yazılmış. Doğum tarihi yanlış, ölüm tarihi yanlış, doğduğu köy yanlış. Başarıları çok eksik. Bir açık mektup yazdım gazeteden. Sağ olsun aradılar. Beni, bu 15-20 günlük bir olaydır. Beni aradılar. Ben size düzgün bir özgeçmiş yazayım dedim. Bir özgeçmiş yazdım. Şimdi orada daha düzgün bir özgeçmiş benim kalemimden çıktı. Sağ olsun onlar da ilgi gösterdiler. Kitaba da ilgi gösterdiler. Ve Ahmet Bilek'in oraya güzel bir özgeçmişini yazdık. Adı bir tesiste de olsa verildi ama dilerim ki bir spor salonuna verilsin. Yani bir sokağa, bir meydana olsun. Öyle bir şampiyonun adını vermek zor mu? Şimdi Eskişehir Kula'dan önce davrandı. Bakalım Kulalılar ne yapacak? Burada bizi dinleyenler arasında Manisalı arkadaşlarımız da var. Bakalım inşallah onlar da işi, siyaseti bir tarafa bırakıp inşallah adını bir yerde yaşatırlar. Çünkü böyle bir şampiyon bir köyden 100 yılda bir ya çıkar ya çıkmaz. Sesim geliyor mu Kemal Hocam? Evet ben duyuyorum. Kula'dan Osman Kasırga. Osman Bey, Osman Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Biraz önce söylediğiniz cümlelere hitaben bir bilgi vereyim. Hı-hı. Kula Belediyesi'ne biz Ahmet Bilek adının Gökçeören'de yapılan bir spor kompleksine verilmesi için dilekçe verdik İyi Parti grubu olarak. Biz gerçi Cumhuriyet İttifak onlar beraber olduğumuz için onların üye sayısı 3. Şimdilik dilekçemiz işleme konmadı demiyorum. Komisyonda bekliyor. Gençlik merkezinin bitmesini bekliyorlar. Sanıyorum ileride Menye'ye bu yapılan binanın adı Ahmet Bilek adı spor kompleksi olarak kalacak gibi. İnşallah garanti güzel edemiyorum ama ben de çok sevinirim. Özgeçmişe asılırsa onu da ben yazayım. Çünkü yanlışlıklar yapabiliyorlar. Ya da Eskişehir'e yazdığımız o yazının aşağı yukarı bir benzeri olabilir. Belki Menye için daha özel bir iki cümle eklenebilir. İnşallah olur. Yani bir hüsran yaşamazsınız. Bir düş kırıklığı olmaz. İnşallah olur. Olması gerekir. Yüzyılda bir
bir köyden olimpiyat şampiyonu ya çıkar ya çıkmaz. Teşekkür ederim Osman Bey. İnşallah emeğiniz boşa gitmez. İnşallah. Elimizden geleni yapıyoruz Kemal Hocam. Evet. Orada işte değerli öğretmenler var. Sağ olsunlar. Gene öğretmenler hep bu toplumu bilinçlendiren, en bilinçli kesim, bir şeyler yapmak isteyen, bu topluma bir şeyler vermek isteyen hep öğretmenler. Orada da özellikle öğretmen arkadaşlar harekete geçtiler. Sağ olsunlar Osman Bey gibi. Bahattin Ergönül gibi benim bir de arkadaşım var Salihli'den. Onlar gayret gösterdiler. Bir şeyler yapılacak gibi memleketi yeni yeni onu hatırlayacak, anısına yakışır bir şeyler yapacaklar gibi. Ben de umutluyum Osman Bey. İnşallah güzel Kemal Hocam, kardeşim. İnşallah. Başka sorusu olanlar var mı? Benim söyleyeceklerim aşağı. Bir de köy enstitülerinin şeyi de, ders programı da çok, ders programlarını da inceledim. Çok şey, spor o kadar önemli ki yani bugün beden eğitimi programı hazırlayanlar köy enstitülerinin programlarını her alanda mutlaka incelemeli. Yani onları taklit etsinler demiyorum ama mutlaka incelemeli. Mesela programlarında neler yazılı? Beden eğitimi derslerinin amacı, gözü pek çevik, tabiat zorluklarını yenebilecek güzel vücutlu gençler yetiştirmek. Boş zamanları sporla değerlendirmek. Öğretmen ve şöyle öğretmen yetişecek diyor. Köy topluluklarında neşe yaratan bir varlık haline gelmelerine dikkat edilecektir. Öğretmenin köy topluluklarında neşe yaratan bir varlık haline gelmelerine dikkat edilecektir. Yani öyle sönük, ezik öğretmen istemiyor. Geldiği gittiği yere neşe getirsin istiyor. Sporcu da bu amaçla kullanıyorlar. Türk bakın, Türk gibi kuvvetli sözünü Avrupalılar söyler. Yani bunlar bizim icat ettiğimiz sözler değildir. Türk gibi kuvvetli sözü meşhurdur. Ta Hoca Yusuflardan beri söylenir. Ve 1948 Londra Olimpiyatlarından sonra Avrupa'da yeniden yankılandı Türk gibi kuvvetli sözü. 48 Londra Olimpiyatlarından önce köy enstitüleri müfredatına, spor müfredatına girmiş bu söz. Aynen şöyle, Türk gibi kuvvetli sözüne layık, vücut yapısı sağlam, kuvvetli ve dayanıklı gençler yetiştirmek amacı güdülür. Bakın şimdi yerli ve milli diyoruz ya, yerli ve milli lafta kalmıyor. Bunlar gerçekten, bu kurumlar gerçekten yerli ve milli. Sporun besin kadar faydalı olduğu inancı öğrencilere telkin etti. Gerçekten çok önemli bir söz. Spor besin kadar önemli diyor. Çok ilginç ve hoş bir programları var, güzel bir programları var. Sanki yalnız uzmanların değil, bir bilgeler kurulu hazırlamış gibi. Böyle. Yani şunu anladım ben programlarını da izledikten sonra, eğer tenisle devam etseydi nice Ahmet Bilek gibi şampiyonlar yetişecekti. Başka sorusu olan var mı acaba? Hocam merhabalar. Merhaba. Hasan Bey merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Biz Gökçören olarak üç kişiyiz. Osman Hocam ve Bahattin Hocam da katıldılar. Toplam Manisa'dan 5 kişiyiz şu anda. Tanıdığım yoksa. Şimdi bir konu var. Biz Gökçeren olarak Ahmet Bilek'i önceden biliyorduk. Nasıl biliyorduk? Bunun adına güreş düzenlendi. Bunun adına güreş yapıldı ama arkası gelmedi. Bunu son nesil Ahmet Bilek olarak bilmiyor. Biz orta nesil büyüklerimizden duyduk. Bunu da Osman Hocam sayesinde artık isim üzerinde duruyoruz. Bir de yazar arkadaşımız var. Hatice Değirmenci Dirgen. Rahmetli Ahmet Bilek'in mahallesinden kendisi. Sanırım o da konuşmak isteyecektir bu konuda. Bilmiyorum ben de. Nasıl? Hatice Değirmenci Dirgen var.
Ahmet Bilek Mahallesi'nden kendisi yazardı. Evet. Sanırım o da bir konu hakkında görüşmek ister o kendi mahallesinden. Yani Ahmet Bilek'i tanıyorduk ama ismini ön plana çıkaramıyorduk. Bu da sizin sayeniz oldu, sağ olun. Bir de başka bir öğretmen arkadaşım var. O da bu konuda duyarlı. Sunay Ture isminde. Sanırım konuşmak isterler onlar da. Müsaadeniz olursa tabii Hatice Hanım. Açtım mikrofonu. Buyurun Hatice Hanım. Hasan Bey, o zaman şöyle yapalım. Hatice Hanım'a söz verelim. Tamam. Sonra Sunay Hocam söz alsın. Ama ben ondan önce bir soru soracağım. Kemal Hocam, konuşmayanlar telefon mikrofonlarını kapatabilir mi acaba? Tamam, ben de kapatıyorum. Kapatayım mı ben? Cevap verecek. Kapatabilirsiniz mi? Hocam. Tamam. Sadece konuşanlar mikrofonunu açsın. Çünkü ses eko yapıyor. Yanlış şeyler, sesler çıkabiliyor. Hatice Hanım'a söz vereceğiz önce. Sonra Sunay Hocam'a söz vereceğiz. Sonra Bahattin Hocam'a söz vereceğiz. Ama ondan öncesinde ben bir soru sormak istiyorum Kemal Hocam. Siz köy enstitülerinin beden eğitimi ders programını açıkladınız ya, okudunuz daha doğrusu. Şimdi içimizde bir beden eğitimi öğretmeni, halen faal bir beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız var, Yusuf Orasan. Gazi Eğitim Enstitüsü mezunudur kendisi de. Yusuf'a soruyorum, o benim çocukluk arkadaşım aynı zamanda. Ben güreş yaparken o futbol oynuyordu. O ayrı bir şey tabii. Yusuf'a şunu sormak istiyorum. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün beden eğitimi öğretmeni yetiştirilirken beden eğitimi ders programında sizin bahsettiğiniz programa benzer çakışmalar, simetriler var mıydı acaba? Ne dersin Yusuf'cum? Sesini açabilir misin? Teşekkür ederim Recep. Bütün katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Kemal Hocam'a da bu katılımında verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben 80-84 döneminde okudum üniversiteyi, Gazi Üniversitesi'ni. Beden eğitim bölümü o zaman Gazi Üniversitesi olarak eğitim değil de üniversiteye dönüştürülmüştü. O dönemde bizim izlediğimiz dersler içerisinde beden eğitimi bölümünde güreş de dahil olmak üzere birçok ana spor dalı vardı. Biz de o dönem zannediyorum iki dönem güreş dersleri aldık. Aldığımız güreş dersleri daha sonra hani güreşi bileceğiz falan, takım çalıştırırsak eğer kullanabileceğimiz oyunlar üzerinde yoğunlaştırılmıştı. Gittiğimiz yerde de bu tür öğrenciler olursa onlara teknik, taktik veya antrenman verebilmemiz için bize belirli bir güreşin temelini vermişlerdi. Fakat gittiğimiz yerlerde bir Veziköprü'deyken benim ilk öğretmenliğe başladığım dönemde Veziköprü'de bir güreş takımı oluşturduk. Köy çocuklarından güçlü, kuvvetli olan çocuklardan böyle bir takım oluşturduk. Takımı da bir arkadaş, ben güreşçiyim, ben çalıştırayım dedi. Tamam dedim, ben sana her türlü yardımı yaparım. Ben beden eğitimi öğretmeyim ama tabii ki sen istiyorsan senin çalıştırman gayet daha doğal olur. O çalıştırdı. Yatılı bölgede aynı durumdaydı. Bizim olduğumuz bölgede bir yatılı bölge ilk öğretim okulu vardı. Onlar da aynı şekilde çalıştılar. Ve Samsun'a yarışlara geldik. Yani sonuçta güreşle ilgili bizim çalıştırıcı olarak, antrenör olarak veya öğretmen olarak, beden eğitimi öğretmen olarak çalışmalarımız sadece bu boyutta kaldı. Ben özel olarak çalıştırmadım. Herhangi bir güreşte çok da fazla haşır neşir olamadım. Çünkü ortam yoktu. O arkadaş da zaten bıraktıktan sonra çocuklar da mezun oldular. Ortaokuldan sonra genelde ortaokul olması nedeniyle ortaokuldan sonra da çocuklar liseye devam etmediler. Çoğu da ayrıldı. Bu nedenle güreş takımımız o dönemde son bulmuştu. Peki. Çok teşekkür ediyorum Yusuf'cum. Hatice Hanım buyurun sizin. Şimdi arkadaşa bir şey ekleyeyim ben. 50'li yıllardan bildiğim kadarıyla güreş dersi 50'li yıllarda Gazi Eğitim'de yoktu. Keşke olsaydı. Ahmet Bilek'e biraz saygı gösterirler. Ahmet Bilek'in tahsili yarım kaldı. Gazi'yi bitiremedi maalesef. Tabii ki çok ağır sporla uğraştığı için
dersleri belki ikinci planda kaldı. Ama şimdi ne yapıp edip güreş yapanlar, hele de böyle şampiyon olmuşlar, bir şekilde bir diploma alıyorlar. Ama Ahmet maalesef o diplomayı alamadı. Alsaydı büyük bir ihtimalle yurt dışına gitmeyecekti. Çünkü bana karısı söyledi. Amaçlarından biri de Almanya'da okumaktı dedi. Bildiğim kadarıyla herhalde Kollerbach üniversiteleri uzak bir yerde. O amacına da ulaşamadı. Biraz tabii ki sıkıntıları oldu. Ona da girmeyeceğim. Hayatı trajik bitti. Onu romanda okursunuz. Bir amacı da oymuş. Şeyde okumak, Almanya'da okumakmış. Karısı söyledi bunu bana. Gazi'den diploma alamadı. Köy enstitülerini bitirdi ama Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitiremedi. Güreş dersi o zaman yoktu. Keşke olsaydı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Hatice Hanım'a sorabilirim. Merhaba hocam. Herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Evet, evet. Herkese iyi akşamlar. Önce böyle bir güzel çalışmadan dolayı hocamı kutluyorum. Yani ben Menyeli'yim ve köyümüzde böyle bir şampiyon olduğunu bu kitap çıktıktan sonra öğrendim. Aynı zamanda babamın da arkadaşıymış Ahmet Dilek. Babamla da hocam görüşmüş galiba, Ali Erdur. O iyi biliyor. Ama çok üzüldüm ben, hani böyle bir şampiyon bizim köyümüzde ve ben bunu çok öğrendim. Hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı köyümüze kattığı için. Yani kendisi... Çok teşekkür ediyoruz Hatice Hanım. Sunay Hocam buyurun. Evet. Değerli katılımcılar. Bu konuda eksik olduğum için üzgünüm. Köyümden bir şampiyon çıkıyor ve bu konuda bizi yetiştiren eğitimciler ya da çevremizdekiler bize bu konuda herhangi bir aydınlatma yapmıyor. Bu konuda herhangi bir duyumum şu ana kadar yoktu. Bu çalışmayı pür dikkat dinledim. Bu çalışmayı yapmadan önce de internet ortamında Ahmet Bilek kimdir diye araştırdım. Üzgünüm, yani bir menyeli olarak tarihine sahip çıkamamış öğretmen olmaktan utanç duyuyorum. İşin Türkçesi bu. Ama bundan sonraki süreç içerisinde üzerimize düşen görev tarihini iyi bir şekilde öğrenip gelecek nesillere bir ışık tutmak. Bu amaçla da köyümüzde gençlik merkezi yapılıyor. Biraz önce siyaseten bu ismi verilip verilmeyecek konusunda bir tartışma gibi söylendi ama bu konuda da toplumsal olarak bir çalışma yapılabilir, yaparız. Buna da katkı sunarım. Adının verilmesi ve gelecek nesillerin Ahmet Bilek gibi şampiyonu tanınması bizlere büyük köy menyeli olarak bize gurur yaşatacaktır. Hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı sessiz çığlığı duyurduğu için. Bundan sonraki çalışmalarında varsa bizlerden destek alacak konu, bu konuda da gerekeni yapmaya hazır. Çok teşekkür ediyorum sana hocam. Bahattin Hocam buyurun, ne dersiniz? Görüntünüzü de açabilirseniz. Mümkünse müsait olan arkadaşlarımız görüntüyü açarsa sevinirler. Sevinirim. Birkaç Bahattin Hocam, duyuyor musunuz bizi? Bahattin Hocam, duyuyor musunuz bizi? Sanıyorum yerinden ayrıldı. Bu arada genel olarak sorusu olanlar varsa arkadaşlar, Kemal Bey buradayken... Ben Bahattin Hocam bir telefonla ulaşayım, açtırayım mikrofonu. Buyurun Bahattin Hocam, dinliyoruz. Ben ulaşacağım Bahattin Hocam'a, Hasan ben. Ha Hasan Bey buyurun. Ben Bahattin Hocam arayacağım telefonla, açtıracağım tamam. Mikrofonu. Tamam Hasan tamam, Bey. Sorusu olanlar var mı arkadaşlar? Hazır Kemal Bey buradayken. Benim sorum vardı Recep Bey. Buyurun. Sayın Hocam'a göremedim de, görmeden sormak da biraz... Kimi göremedin? Anlamadım.
öğretmenimizi, hocamızı. Kemal Bey mi? Evet. Kemal Bey ekranda. Ben göremiyorum, ben seni görüyorum. Senin Kemal şeyin sesini... farklıdır. Kemal hocam Kemal sesini açabilir misin lütfen? Kemal Bey'in sesini de duyamadım. Buyurun değerli öğretmenim, buyurun. Evet, Kemal Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Benim son dönemde gündemde olan güreşle ilgili bir konuya yorum yapmanızı rica ediyorum. Olimpiyatta güreşi spor dalı olmaktan, olimpik spor dalı olmaktan çıkartılmasıyla ilgili bazı şeyler var. Tartışmalar var. Son dönemdeki olimpiyatlarda güreşi çıkarmışlardı. Çıkarmalarının nedenini de biliyorsunuzdur. Ben kısaca bahsedeyim. Hakem oyunları bir güreşçinin diğerine üstünlük sağlama pozisyonları, oyunlar, oyunlara verilen puanlamalar son derece tartışmalı ve kimin kazanacağı üzerindeki ya da kimin kazanması gerekir üzerindeki fikir teatisinin son derece muğlak olduğu bir güreş spor dalı olarak bahsedildiği için güreşin artık bundan böyle olimpik spor dalı olarak kabul edilmeyeceği şeklindeydi. Ve bunu da geçiriyorlardı komiteden. Fakat son anda bir şey daha geliştirdiler. Dediler ki bir şans daha verelim. Belki bundan dolayıdır diye güreşe. Bu dönemde de bir olimpik spor dalına bir güreş olarak katılacağız. Ve bundan sonra büyük olasılıkla yani Türkiye'nin, Türklerin bulduğu güreş dalı büyük olasılıkla yok edilecek gibi bir söylenti var. Ha, konu olarak benim fikrimi ben daha sonra söyleyebilirim. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Evet. Şimdi öyle bir şey ben de okudum. Sesim duyuluyor değil mi? Çok iyi, çok net. Teşekkür ederim. Öyle o konuyu ben de duydum, işittim. Hatta Ahmet Ayık o zamanlar FILA'da görevliydi. Onunla da konuştuk, tartıştık. Yok vazgeçilecek falan demişti. Böyle Ahmet Ayık bizi rahatlatmıştı. Böyle her spor dalında bir takım hakemle ilgili ya da hakemin yönetimiyle ilgili sorunlar yaşanabilir. Yani bununla ilgili bu gerekçe gösterilerek bir spor dalının, hele güreş gibi çok çok eski bir spor dalının kaldırılması doğrusu yani olimpiyat ruhuna çok aykırı bir şey. Şimdi bir Japon güreşçinin bir anekdotu, bir esprisi vardır. Der ki atletizm çok eski bir spor olarak şey yapılır, anlatılır. Bir Japon güreşçisi der ki güreş atletizmden de önceydi. İnsanlar önce bir şöyle kapıştılar, boğuştular. Zayıf olan kaçtı der. İşte o kaçma aşamasında atletizm başladı. Yani önce güreş vardı. Güreşirken zayıf olan kaçtı, öteki kovaladı. Atletizm güreşten sonra başladı der. Olimpiyatlar deyince atletizm gelir ama güreşin, bu anekdot da anlatmak ister, güreşin atletizmden de önce olduğu söylenir. Büyük bir saçmalık. Yani bunun bir kabul göreceğine de doğrusu ben inanamıyorum. Devam edecektir. Hele şimdi kadın şampiyonlar, kadın güreşçiler de çıktı ortaya. Üstelik onların güzel de bir filmi yapıldı. Bir Hint filmi. Bilir misiniz? Bana 9 yaşındaki torunum tavsiye etti o filmi. Dede izledi. Benim de vaktiyle güreş yaptığımı bildiği için 9 yaşındaki torunum izlemiş ve beğenmiş. Dangal diye bir film. Gerçekten dede torun izlenecek bir film. Böyle kadının minderlerdeki yerini de pekiştiren bir film. İşte sanat da önemli. Biz maalesef daha güreşçilerimizin bir filmini yapamadık. İşte ben hasbelkader iki roman yazdım. Modern güreşin iki romanı var. İkisini yazmak da bana nasip oldu. Üçüncüsünden size modern güreşten söz ediyorum. Üçüncü şudur, diyemiyorum. Filmleri de yapılmalıydı o büyük şampiyonların. Maalesef bu sanat dünyasıyla güreş dünyası
ayrı dünyalarda adeta birbirlerini tanımıyorlar, birbirlerini izlemiyorlar. Önemli bir nedeni de bana göre bu. Bu güreş camiasıyla sanat dünyası arasında bir takım ilişkiler olmalı, yakınlaşmalar olmalı. Bir şampiyonun sanatçı, yönetmen, arkadaşı, dostu olmalı. Bu işler böyle olur. Sanatçı ayrı bir dünyada yaşıyor, güreşçi ayrı bir dünyada yaşıyor. Güreşçisi bir Yaşar Kemal'den, ne bileyim Orhan Kemal'den ya da Peyam Safa'dan bir iki roman okumamıştır. Öbür yandan sanatçıyla konuşursun, aktörle, yönetmenle. İlk olimpiyat şampiyonumuzun adı nedir, kimdir deseniz bilmezler. Onlar da ayrı bir dünyada, onlar da eksikleri var. Böyle bir durum var. Keşke bizim bu şampiyonlarımız da sinemalara konu olsa diyeceğim. Kadınlarla, kadın güreşiyle ilgili bir güzel bir film de yapıldı. Yani bunun üstüne kadınlar da güreşirken, o minderlerde boğuşurken bu sporun kaldırılacağını zannetmiyorum. Kadın deyip geçmeyin, kadının girdiği spor dalının ayrı bir yeri olur, ayrı bir önemi olur. Hocam süremiz azalıyor. Bahattin Bey, Bahattin Hocam geldiyse bir onu da konuşturalım. Sonra Güven Bey'e bir söz vereceğiz. Teknik sorunu var Bahattin Bey'in galiba. Hocam, teknik sorunu olsa hocam gerek. Aradım ben. Ben telefonla arayıp mikrofondan sizinle görüştürsem olur değil mi hocam? Olur olur. Evet. Arıyorum ben Bahattin Hocam. Haber verdim ben. Tamam. Telefon sesini duyuyor musunuz hocam? Kemal Hocam telefon sesi geliyor mu? Hayır gelmiyor. Geliyor mu? Şimdi geliyor. Ha tamam hocam. Biraz geliyor. Yüksek sesten. Biraz mikrofona yaklaştırır mısınız telefonu? Bilgisayara yaklaştırın telefonu. Tamam yaklaştırdım. Hocam konuşabilirsiniz hocam duyuyorlar. Tamam. İyi akşamlar. Alo. Duyuyoruz duyuyoruz. Tamam duyuluyor hocam. İyi akşamlar diliyorum. Kemal Bey. İyi akşamlar Bahattin'ciğim. İyi akşamlar değerli dost. Kusura bakmayın, bağlantı kuramadım ben. Aslında aklım da sizlerde. Görüntünüzü alabiliyordum ama ses bağlantım sağlanmıyor. Şu anda geliyor mu sesim bilemiyorum. Efendim? Duyuluyor biraz. Zayıf. Duyuluyor hocam, duyuluyor. Evet, evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Baştan itibaren izleyemedim. Ama bu yapılan çalışmayla Ahmet Bilek kardeşimizin en azından tanıtımı Kemal Bey tarafından yapılmış olması güzel bir şey. Biz de birkaç arkadaşımızla birlikte sağ olsun Hasan Göde arkadaşımızın da desteğiyle, Menyeller'in desteğiyle birlikte orada Ahmet Bilek'in tanıtımını sağlamak maksadıyla bir posterini astık. Orada insanlar bunu duyunca zaten çok sevindiler. O yörede de tanındığını söylüyorlar. Fakat bugüne kadar hayata geçirilememiş. Bu bizim için bir değer. Bu değerin de en kısa zamanda gerçek yerini bulmasını istiyoruz. Halk buna sahip çıktığına göre Kula Belediye Başkanımız da bu konuda biraz daha en azından Menye'de bir sokak ya da bir meydan ya da orada yapılmış olan bir tesise, bir binaya Ahmet Bilek'in ismini verilerek orada yaşatılırsa çok iyi olacağını düşünüyoruz. Kemal Bey'e yürekler dolusu sevgiler, orada bulunan arkadaşlara yürekler dolusu sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Bahattin Bey. Onu da açıklayayım. İyi akşamlar. Cemal ekranı tekrar büyütebilir misin? Güven Bey, Kütahya'dan katılıyorsunuz. Neler söylemişsiniz? Güven Bey sizi dinliyoruz.
Güven Bey, mikrofonunuzu açabilir misiniz? Mikrofonunuz kapalı. Mikrofonunuz kapalı Güven Bey. Güven Hocam, sol alt köşede mikrofon işareti var. Onu açar mısınız? Biraz şeyi gezdirsin. O imleci gezdirsin, dokundursun. Fareyi biraz gezdirin. Fareyi gezdirsin. Köşede. Solda mikrofon var. Evet. Evet, oldu. Pardon. Evet, buyurun Güven Hocam. 56. Ben bu çalışmadan, bu akşamki görüşmelerimizden, Kemal Bey'in bilgilerinden çok değerli bilgiler edindim. Çok memnun oldum. Köy enstitülerinin bu ülke için ne kadar kıymetli okullar olduğunu bir öğretmen olarak her gün, her zaman, her dakika anlatmamız gerekir. Bunu mutlaka başarmamız lazım. Köy okullarının şu anda kapalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Köydeki öğrencilerimizin köylere giden öğretmenler tarafından tekrar eski günlerdeki gibi aydınlatılması, özellikle spor yaptırmaları gerektiğine inanıyorum. Bu değerli bilgiler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Babanız da köy enstitüsü değil mi sizin? Güven Bey, biraz söz edin babanızdan. Şimdi onlar mezunu. Mesela onlar köy enstitüsünde voleybol, basketbol, her türlü spor yaptılar. Ben ilkokulda okurken babam bana voleybolu öğretti. Manşeti, temel duruşu, her şeyi o öğretti. Hala 52 yaşındayım, oynuyorum. Keşke diyorum daha böyle profesyonel liglerde oynasaydım. Şehirlerde yaşadığım zaman hep köylerde yaşadık. Sonra köy öğretmenleri olduk. Ama onların bize miraslarını devam ettiriyoruz. Onlar her türlü sporu, tabii güreş Güreşten bana hiç bahsetmedi. Sanırım güreş yoktu. Ama her türlü handbolundan, barfiksinden, voleybolundan, basket oynadıklarından hep anlatırdı. Kapalı spor salonunda olduklarından. Ama maalesef şimdi okullarımızın hiçbirinde doğru dürüst kapalı spor salonu bile yok. Evet, çok kötü. Çok teşekkür ediyoruz Güven Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Katılımınız için. Kemal Hocam, isterseniz benim bir sorum var ama sorudan önce bir şeye değinmek istiyorum. Siz konuşmanızda kısaca olsa söz ettiniz Burhan Felek'ten. Burhan Felek, bu arada ben sorumu sormadan Sadık Albayrak dostum bir el kaldırdı. Onun sorusunu alalım. Buyurun. Ha, merhaba. Merhaba Kemal Hocam, çok teşekkür ederim. Çok yararlandım anlattıklarınızdan. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani o özellikle o Almanya'daki kasabada 7'den 70'e herkesin Ahmet Bilek'i tanıması gerçekten çok çarpıcı bir ayrıntı. Ve o köyünde de kimsenin onu hatırlamaması. Şunu sormak istiyorum. Acaba sizin bu araştırmalarınızda özellikle 1954'te köy enstitüleri kapatıldıktan sonra ya da işte 1947'den sonra köy enstitülerine yönelik hem Tonguç'a hem Hasan Ali Yücel'e yönelik Hasan Ali Yücel'i yargıladıkları davalarla filan birlikte düşünürsek bir köy enstitü mezunu olmasının etkisi var mı? Yani köy enstitülerine yönelik cadı kazanımı, cadı şeyi mi, avı mı diyeceğimiz o karalama kampanyalarının yarattığı korku ve terörle birlikte unutturulması söz konusu olabilir mi? Böyle bir gözleminiz oldu mu? Onu öğrenmek istiyorum. Valla şimdi bana güreşçi arkadaşları Ahmet Bilek, ben de güreş yaptım. Öğretmen okulu mezunu diye konuşurlardı. Köy enstitüsü mezunu diye konuşmazlardı. Bu işte o korkuyla mı böyle ifade edilir? Şimdi düşünüyorum da belki olabilir. Öğretmen okulu mezunu diye hep sözü geçerdi. Köy enstitüsü mezunu denmezdi. Sonra ben kardeşiyle konuşunca köy enstitüsü mezunu olduğunu, öğretmen olduğunu biliyordum Ahmet Bilek'in. Güreş yaptığım yıllarda öğretmen olduğunu biliyordum. Köy enstitüsü mezunu diye konuşuldu. Pardon, öğretmen okulu mezunu diye konuşulurdu. Sonra kardeşiyle bundan aşağı yukarı 10 yıl önce
bir röportaj yaptım. O Kızılçullu köy enstitüsünün mezunu dedi. Ben de o zaman öğrendim. Dedim. Ben bu konunun üstüne gitmeliyim. Onu öğrendikten sonra işte Neşter ve Madalya'da onun hikayesi daha farklı oldu. Ve yani Neşter ve Madalya yayınlandıktan sonra orada Yaşar Doğuların, Celal Atikler'in hayatı var. Ama en çok Ahmet Bilek'in hayatının ilgi gördüğünü fark ettim. Bana gelen şeyler, iletiler öyleydi. Dedim elimde değerlendiremediğim belgeler vardı, bilgiler vardı. Yeni araştırmalara yöneldim ve Ahmet Bilek'e ayrı bir roman yapmalıyım dedim. Ve onun hayatını daha da geliştirdim, daha da araştırdım. Almanya'ya gittim bunun üzerine. Roma'ya gittim ve ayrı bir kitap yaptım. Ya benim çok mutlu eden olaylardan biridir bu. Bu yaşıma kadar aşağı yukarı 20-21 kitabım yayınlandı. Ama işte bunun şeyi, heyecanı bende yeri bir başkadır. Tabii kitaplarımın hepsini severim de. İyi ki yapmışım, iyi ki vaktiyle kolları sıvamışım diyorum. Çünkü arkadaşlar birer ikişer ben kendileriyle görüştükten sonra öbür dünyaya göçtüler. Başta eşi olmak üzere pek çoğu gitti. İyi ki dedim bundan aşağı yukarı 11 yıl önce kolları sıvadım, araştırmaya başladım. İyi ki vaktiyle görüşmüşüm. Şimdi görüşmek istesem çoğu gitti. Görüştüğüm insanlar 10'da 8'i vefat etti neredeyse. Evet hocam, elinize kolunuza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzel bir iş yaptınız. Arkeolog gibi bir tarihsel gerçeği romana, edebiyata taşıdınız. Evet. Çok bana sağ verilen olun. Mesela bir özgeçmiş vardı. Ayrade ailesinden aldım. Kızılçullu köy enstitüsü adı geçmiyordu. Öğretmen olduğu vardı ama bir çekingenlik tabii bilemeyeceğim. Olabilir. Gazeteleri inceledim. O yıllarda Ahmet'in şampiyon olduğu yıllardaki bütün gazeteleri inceledim. Ya biri de bu adam şampiyonluğunu köy enstitülerine borçlu diye bir satır yok. Oysa o şampiyonluk fotoğraflarının altına romanda söz ediyorum. Ne kadar güzel yakışırdı. Olimpiyat kürsüsünde bir köy enstitülü diye değil mi? Bu fotoğrafların altına ne güzel yakışırdı. Böyle bir ifadeye hiç rastlamadım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Menyeli Hasan Bey bir söz alacak. Vaktimiz dolmak üzere. Biraz seri olursak sorularda. Buyurun Hasan Bey, sizi dinliyoruz. Ben hocam çok teşekkür ediyorum. Devamlı da minnettarım. Ben de Hasan Bey çok teşekkür ediyorum. Siz epey gayret gösteriyorsunuz. Hemşehrinizin tanıtımı ile ilgili. Yapıyorum hocam. Bu konferansla ilgili ben Kulak Belediye önce muhtar, Kula Belediye Başkanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na kadar davet ettim. Linklere attım. Onlar sanırım işleri vardı, gelemediler. Ama bundan sonra da ilgileneceklerini temenni ediyorum, bekliyorum. Dedi ki hani bir köy tanımıyor. Köyü bırakın, ilçe tanımıyor. İlçeyi bırakın, Manisa tanımıyor. Manisa'yı bırakın, Türkiye tanımıyordu. Hocamız özveri sayesinde bunlar açıldı. Bir Gökçören'e bir şampiyon gelmeyecek Menye'ye, Kulo'ya gelmeyecek, Manisa'ya gelmeyecek. Belki bu güreş dalında olimpiyatları 10 yılda bir göreceğiz, belki 5 yılda bir göreceğiz. Keşke çocuklarımız örnek alabilse de bu güreşi devam ettirebilsek. Maalesef önceden düğünlerimizde güreşler yapılırdı küçük yerlerde. Evet. Bakalar. Bunlar da yok. İnşallah biraz da geçmişimize döneriz de yeni nesili kendi kültürümüzü yaklaştırırız müziğindeyim. Hocam her şey için teşekkürler. Katılımcı arkadaşlara biz de teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Osman Bey buyurun. Öncelikle ben Kemal Hocam'a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir görüşmeyi, konuşmayı dizayn ettiğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Biraz önce ben sizin izniniz olmadan Kemal Bey'in konuşmasına bilgi olsun diye araya girdim gerçi ama bilmiyorum. Yok, hata ettimse belediye meclisine, Kula Belediye Meclisi'ne verilmiş bir dilekçemiz var. Ahmet Bilek adının Gökçören'de yaşatılması için. Bu konuda en büyük avantajımızdan bir tanesi de Gençlik ve Spor Bakanı'nın
Kulalı olması. Mehmet Muharrem Kasaboğlu Kulalı. Eğer bir iyi bir kamuoyu oluşturabilirsek bakanımız sayesinde de gençlik merkezi bittiği zaman Ahmet Bilek adının o binaya verileceğini tahmin ediyorum, yani umuyorum. Biz o salon açıldığı zaman biz de yurt gezginleri grubu olarak ziyarete geliriz Osman Bey. Bence en büyük eksikliğimiz bir kamuoyu oluşturmamız lazım. Biraz önce arkadaş dedi ya, Gökçören bilmiyor, evet. Kula bilmiyor. Hakikaten evet. Ahmet Bilek ismini Kemal Bey'in sayesinde yavaş yavaş Gökçören de öğrendi, Kula da öğrendi. Ama gönül arzu eder ki ismi bir yere verilsin, kalıcı olarak gelecek nesillere de armağan olarak kalsın. Çok Manisa'da sahip. Osman Bey. Yani vilayette sahip çıkmalı. Bu arada evet. Bir şey daha köy enstitüleriyle ilgili bir iki cümle daha eklemek isterim. Köy enstitülerinin bir özelliği, bir amacı da yerelden bizim değerlerimizi yerelden evrensele ulaştırmak. İşte Ahmet Bilek buna tipik bir örnektir. Yerel güreşler yapılır. Yağlı güreşler, çayır güreşleri, kara kucak güreşleri, ama onlar o bölgede kalır. O çayırlarda kalır. İşte köy enstitüleri çevredeki o yerel değerleri, halk oyunları, türküleri, bunlara ulaşmak, derlemek ve şey de geleneksel bir spordur. Güreş de geleneksel bir spordur. Bir yerel değeri alıyor. Ahmet Bilek eğer köy enstitüleri olmasaydı çayırda birkaç arkadaşıyla boğuşacak ve unutulup gidecekti. Yani Hasan Ali Yücel'in deyişiyle açmadan solan bir çiçek olacaktı. Ama köy enstitüleri sahip çıktı. Ona önce ulusal mayoyu giydirdi. O yerel değeri aldı. Ulusal mayoyu giydirdi. Sonra dünya minderlerinde boy gösterdi ve olimpiyat şampiyonu yarattı. İşte yerelden ulusala, ulusaldan evrensele ulaşmak konusunda tipik bir örnektir Ahmet Bilek. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Son sözü isterseniz ben soru sormayacağım ama soru gibi konuşacağım. Sizinle daha sonra özel olarak telefonla görüştüğümüzde bu konu üzerinde konuşuruz. Şimdi Ahmet Bilek'in köy enstitülü olması tabii ki önemli bir faktör. Güreşe başlamasında önemli bir faktör. Ama Ahmet Bilek'in Cemal'ciğim bütün şeyi getirebilir misiniz? Görüntüleri, kişilerin görüntüsünü. Ama bana kalırsa şimdi şöyle bir şey vardır. Dünya literatüründe, dünya edebiyatında iyi bir edebiyatçı aynı zamanda iyi bir müzisyendir. İyi bir müzisyen de iyi bir edebiyatçıdır aynı zamanda. Tabii kelimenin gerçek anlamında konuşuyoruz. İyi bir güreşçi de aslında şiir gibi güreş yapar. Yani bu şiir gibi güreş yapmak demek sanatçı bir ruha sahip olması demektir. Ahmet Bilek'in sanatçı ruha sahip olması babasından gelir. Kulalı, Menyeli arkadaşlarım buradalar. Onları da lütfen bağışlasınlar beni. Çansalı Hasan varsa eğer Menye'de, Selendi'de, Gördes'te ve civarda Çansalı Hasan'ın bütün türküleri, manileri, sözleri düğünlerde çalınıp söyleniyorsa, şiirleri okunuyorsa Ahmet Bilek biraz da o şiirsel güreşi babasından almış gibidir diye düşünüyorum. Çünkü bizim 52 kiloda efsane bir güreşçimiz daha vardı, Ali Rıza Alan. O da şiir gibi bir güreş yapardı. Son söz olarak kapatmak zorundayız. Bizim bir geleneğimiz var. Son sözü hep aksakalımız var bizim grubumuzun. Yaşça değil ama yolda büyüğümüz sayılır. Hilmi Takaz alacak son sözü. Ama ben son sözü ona vermeden önce bir duyuruyu, gerçi programımızda var ama bir duyuruyu burada hepinize söylemek istiyorum. Ekim ayında Anadolu'nun Eğitim Meşaleleri başlıklı bir proje gezimiz var. O proje gezimizde 5 tane eğitim köy enstitüsünü dolaşacağız. Kemal hocamız burada da bize yardımcı olacak, sağ olsun. Onu da davet ediyoruz o geziye. Köy enstitülerinin anlamını orada yerinde de göreceğiz, konuşacağız. Programı bu şu anda programda davetli olanlar o gezimizde de davetlidir. Evet, son söz
Aksakal'ın. Buyurun. Pardon Recep abi. Küçük bir videomuz vardı. Onu sonra mı izletelim? O zaman izletelim. Maçını, Ahmet Bilek'in maçını izleyeceğiz. Hocam çok sürpriz önemli. Yapacaktık. Konu sürpriz olacaktı. Neyse peki. Ahmet Bilek'in Roma Olimpiyat Stadyumunda Kolozyum'da üstelik de yani Kolozyum'u belki hemen Kolozyum'un karşısında. Evet. Orada orada müthiş bir final maçını evet Cemal izletiyorum. Evet. Geldi de biliyorum. Simons, Amerikalı, evet. Amerikalı rakibim. Ahmet karşı tarafta. Bu sarışın çocuk Amerikalı. Bakın şimdi. İlk hamleleri karşına. Ahmet Bilek bakın alta düştü. Burada ilginç bir durum var. Bakın ama sol elini bırakmıyor rakibin. Alta düştü. Sol elini bırakmıyor. Amerikalı güya sarma taktı ama Ahmet alttan bir sarma taktı. Ahmet üste çıktı ve tuş. Buna alttan sarma, yerden sarma derler. Bazı bölgelerde de yılan dolaması dedikleri bir oyun. Alttan yapılan burada çok iyi görünmedi biraz. Aslında video biraz daha nettir. Peki hocam. Bu konuda da bir dedektif gibi çalıştınız. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda bile olmayan görüntülüyoruz. Vaktimiz çok daraldı. Son sözümüz bahsettiğimiz gibi ama yine de ben bir daha hatırlatmak istiyorum. Doğum günü olan arkadaşlarımız varsa yani Aralık ayında doğan arkadaşlarımız varsa lütfen teknik masadaki arkadaşıma isimlerinizi bıraksınlar ya da diğer misafirlerimiz Kütahya'dan, Menye'den, diğer gelen arkadaşlarımız da Kemal Bey'e bırakırlarsa isimlerini biz onlara Kemal Bey'in kitaplarını göndeririz. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, son söz Aksakal'ın. Geç oldu bayağı. Çok teşekkür ederim Kemal Ateş Hoca. Sayenizde hakikaten köy enstitüleri ki bize yabancı değil köy enstitüleri. Ki benim yetişmeme de katkısı olmuştu. Benim eniştem son köy enstitüsünün son mezunlarındandı. Artvin'in işte köyünde bir gün bana bir kitap verdi. İşte ben ortaokul çağlarındaydım herhalde. Bir kitap verdi. O gün bugündür okurum o kitaplarını. Kendi aynı zamanda çok güzel yağlı boya resmi yapar. Mandolin çalardı. Fakat bu köy enstitülerinde bir böyle spor etkinlikleriyle haberdar değildik. Sayenizde öğrendik. Ahmet Çelik'i de öğrendik. O bizim aygımız tabii. Çok teşekkür ederim. Ağzını sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu sizlere. Katılımcı dostlarımıza, tüm gezginlere iyi geceler diliyorum. Bir dahaki sunumumuzda buluşmak üzere kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hasan Bey bir şey mi söyleyecektiniz? Evet, ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Hasan Bey. Hatice Hanım yazar olduğu için köylümüz bir kütüphane kurdu. Bir kullanık bir köyüne. Menye'de değil bu. Kitaplar bu tür küçük yerlere gelirse çok memnun oluruz. Bizler de bekliyoruz. Meyi dağıtmak isterim ben. Seve seve. Seve seve Hasan Bey. Köreze Hasan, Köreze. Körez köyü. Kütüphane Köreze açıldı. Kemal Bey vasıtasıyla sizin bilgilerinizi alırız, irtibat kurar, kitap bağışı göndeririz Hasan Bey. Hiç merak etmeyin. Çok memnun olurum. Çok memnun olurum. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim her şey için. İyi geceler. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Size çok teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederiz herkese. Herkese iyi geceler. Katılmanız için teşekkür ederiz.
İyi geceler, teşekkür ederim. Ben de iyi geceler diliyorum. Teşekkürler. Kemal Hocam çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ayrılıyoruz değil mi artık? Evet hocam. İyi geceler. İyi geceler.